Günaydın canlar. Sabah bir uyandım. Bugün bu arada 30 Ekim. Balkondan dışarı baktım. Gözlüklerim de takılı değil. Gözlerimi ovuşturmam gerekti. Ne olmuş acaba, her yeri griye boyamışlar veya gözlerim iyice bozulmuş diye düşündüm. Ama bir baktım ki Erzincan sis altında. Çöpler haline bak. Bu kargalar var ya, belediyelerin en büyük düşmanı, bütün çöpleri döküyorlar. Şu an biraz açılmış durumda ama sabah her yer sis altındaydı. Şurası Migros, emniyet falan filan. Hava şu an bu şekilde. Bu teyze ne yapıyor? Teyzenin biri çöp kurcalıyor. Çok daha yoğundu sis. Biraz açıldı. Burası da benim sabah yolum. Her sabah bu yolda yürüyorum. Yürü babam yürü. Bak. Çekirdek yemiş. Ne yemiş? Kola içmiş. Ya böyle bırakmış. Hemen şurada da çöp var. Pis insanlar var ya. Gerçekten. Burası Atatürk Parkı. Erzincan Atatürk Parkı. Şurada bir teyze var. Çöpleri kurcalıyor da. Ona şaşırdım biraz. Durum böyle. Herkese Can Erzincan'dan der saygılar sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Erzincan'a yolu düşen varsa bekleriz. Kışın da Erzincan ayrı bir güzel ha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gurbetçilerimiz bu sene çok yoğun geldiler. İşte pandemiden dolayı gelememişlerdi ya. Herkes memleket özlemiyle yanıp tutuşmuştu. Bir acayip bir yoğun bir Erzincanlı akını oldu memlekete. Köylerimiz doldu, taştı. Gittiler, daha yeni yeni gidenler de var. Gurbetçiler gidince dedik ki yine böyle sessizliğe bürüneceğiz. Önceleri var ya, akşam 6 olduktan sonra Erzincan'da hayat bitiyordu yani. Kış olunca özellikle. Ama şu an Erzincan yine cıvıl cıvıl. Çok yoğun, çok kalabalık. Akşam 10, 11 hatta 12'lere kadar sokaklar dolup taşıyor. Öz var. Üniversite öğrencileri bak, çok yoğun bu sene. Ben bilmiyorum, ben çok dikkatimi çekti. Yani çok aşırı bir yoğunluk var daha önceki senelere göre. Hayırlısı. Yani artık 6 deyince, 7 deyince Erzincan'da hayat bitmiyor. Güzel yani. Görüşürüz.